Sayın Müdürüm, terör örgütü FETÖ'ye ait okullar devlete devredildi, kapatıldıktan sonra bu okulları nasıl düzenledik, ne gibi faaliyetler sürdürülmekte? Evet, öncelikle bu terör örgütü FETÖ ile ilgili bu kurumlarla yapılacak iş ve işlemler bakanlığımızdan, yani tüm devlet kurumlarına iletildiğinde, bizim bakanlığımızdan da bize iletildiğinde bir planlama içerisine girdik. Kanun hükmündeki kararnameler şunu öngörüyordu. Okulları Milli Eğitim Müdürlüğü devralacak, devlet okulu olarak değerlendirecek ihtiyaç durumuna göre. Yurtları da öncelikle KYK'ya, Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilecek. Onların ihtiyaç fazlası olursa yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılacak şeklinde gelmişti. Biz de bu kapsamda okulları okul olarak hemen değerlendirdik. Bazılarını yeni bir okul olarak açtık, bazılarını da okul ihtiyacımızın durumuna göre değerlendirmiş olduk. Eğitim yatırımlarında geldiğimiz nokta nedir efendim? Derslik ihtiyacımız il merkezinde ve il genelinde, beldelerde, köylerde, ilçelerde nedir? Özellikle il merkezinde yeşil dokusu ve bahçe düzenlemesiyle sanat okulu olarak bilinen Endüstri Meslek Lisesi'ne yönelik son tasarruf nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani yatırımlar konusunda çok detaya girersem ayrıntı olur. Ana hatlarıyla. Genel hatlarıyla, ana hatlarıyla şöyle ifade edeyim. Her yıl biz yüzlerce derslik yapıyoruz. İlimize kazandırıyoruz. Şu anda devam eden yine belki 200 dersin üzerinde projemiz yürüyor. Ana hatlarıyla şunu ifade edeyim. İkili öğretim yapan 2-3 tane okulumuz vardı. Şu anda onların da normal öğretime geçişle ilgili yatırım programına alınmış ve inşaatları devam ediyor. Şu anda Atatürk İlkokulu biliyorsunuz merkezde binası yetersiz olduğu için yıkıldı, yeniden başlandı. Şu anda inşaatı sorunsuz bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyor. Biraz önce ifade ettiğim Hoca Ahmet Yesevi İlkokul ve Ortaokul ikili öğretimi yapıyordu. Geçici olarak bir çözüm ürettik ama kalıcı olarak bu Sağlık Müdürlüğü'nün yanındaki eski Kadın ve Doğum Hastanesi, Zübeyde Hanım Hastanesi'nin yerini 8000 metrekare oraya aldık. Sayın Müdürüm, öğretmen açığımız var mı yeni eğitim öğretim döneminde il genelinde? Evet. %90'a yakın doluluk oranımız var öğretmen konusunda. Yani her yıl belli bir miktarda öğretmen açığı %10-15 gibi en fazla bir şeyimiz oluyor, açığımız oluyor. Ancak biz onları kadrolu öğretmenlerimize azami derecede ders vererek, yani 30 saate kadar ders yükleyerek ve yetmeyen kısımları da ücretli öğretmen branşında ücretli öğretmen görevlendirerek bu açığı gidermiş oluyoruz. Yaklaşık bu sene yine il genelinde 1000 civarında, 900-1000 civarında bir ücretli öğretmen görevlendirmemiz yaptık. Dolayısıyla açık olarak değerlendirecek olursak bunların bir kısmı açık olan yerlerde, bir kısmı da açık olmasa bile doğum izni ayrılmış bayan öğretmenlerimiz, askere giden erkek öğretmenlerimizin veya ücretsiz izne ayrılmış bir takım öğretmenlerimizin yerine de ücretli öğretmen görevlendirdiklerimiz var. Toplamda 1000 civarında, yani öğretmen açığımız o kadar olmasa bile genel anlamdaki görevlendirdiğimiz o kadar. Belki 600-700 civarında bir öğretmen ihtiyacımız olduğundan bahsedebiliriz. Toplamda 2018-2019 eğitim öğretim yılına yaklaşık 146 bin örgün ve yaygın eğitimde, açık lise ve ortaokulla beraber, özel okullarımızla beraber 146 bin civarında öğrencimize eğitim öğretime başladık. Yani sorunsuz bir şekilde çok şükür herhangi bir problemimiz olmadan bu eğitim öğretim yılına 10 bin öğretmenle başlamış olduk. Okul güvenliği noktasında gerekli tedbirlerimizi aldık. Hemen hemen bununla ilgili Sayın Valimizin Başkanlığında Güven ve Emniyet Müdürü, belediyeler, jandarma, muhtarlar, okul aile birlikleri, okul müdürleriyle
Eğitim öğretim yılının başında böyle bir güvenlik toplantısı yapıldı. Orada herkes üzerine düşen sorumluluğu alarak daha sağlıklı, huzurlu bir ortam içerisinde eğitim öğretimi yapma konusunda eğitim öğretimi başlamış oldu. Efendim, bir kontenjan problemi olmuştu liselere yerleştirme hususunda. Evet. Memleket satım halinde bu yaşandı ama Afyon özeline dönersek nasıl bir çözüm yoluna gittik? Şöyle, ilk okullar açılmadan bir iki hafta önce bu sorunu yaşadık. Şöyle ki, bizim toplamda öğrenciler tercihini yapıp yerleştikten sonra yaklaşık 100 civarında bir öğrencimiz kalmıştı, hiç yerleşemeyen. Daha sonra onları bilgilendirdik, o öğrencilerimizi.